Merhaba arkadaşlar, Bali'den, Kuta'dan hepinize selamlar, saygılar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kuta'da denize sıfır konumda güzel bir alışveriş merkezi var. Beach Walk isminde. Şimdi oraya gireceğim, biraz dolaşacağım, size de göstereceğim. Ama asıl oraya girme sebebim içerideki bir lokanta. Çok farklı bir konsepti olduğunu duydum. Değişik bir pişirme ve sunum tarzları varmış. Şimdi içeriye girelim. Hem o lokantayı, sunumlarını ve yemeklerini görelim. Ben de sipariş vereyim, bir tadına bakayım. Size göstereyim arkadaşlar. Geleceğim mekan burası. Pepper Lunch. Bu Japonya kökenli bir firmaymış. Helal sertifikalı. Et, tavuk ve balık ana maddeleri. Bunlarla ilgili birkaç çeşit çok farklı bir sunum pişirme tekniğiyle servis yapılan bir lokanta. Bakın burası fast foodlar gibi aynı. Menü var karşıda. Böyle bir mekan. Buranın en büyük özelliği pişirme teknikleri. Evet arkadaşlar, siparişim geldi. Mix inside, mix hard, okay. Because butter inside, right? You can add honey. This is honey sauce with the sweet taste. This is garlic sauce with the salt taste. This is the pepper and this is honey. You can add to your meal and mix together and ready. Okay, thank you very much. Please enjoy, sir. Evet arkadaşlar, yemeğimiz geldi. Bakın iki çeşit söyledim. Şimdi biftek de geldi. Bir biftek söyledim arkadaşlar. Bir de buranın özel yemeği. Pilav ve etrafında dilimlenmiş dana eti. Arkadaşlar buranın özelliği şu. Bu gördüğünüz, bakın dışında uyarı var. Sıcaktır diye. Dikkat edin diyor. Çünkü içerideki döküm tabaklar elektromanyetik bir fırında 70 saniyede 260 dereceye kadar ısıtılıp o sıcak üzerine hemen taze taze bu etler ve diğer malzemeler konuyor. Buraya geliyor. Yemek burada aslında masamızda pişiyor. Ve biz bunu hafif hafif karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Şimdi şu, bakın pilav, üzerinde mısır, karabiber, yeşillik ve etleri görüyorsunuz. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Evet, alt tarafı bakın yavaş yavaş pişmeye başladı arkadaşlar. Biraz piştikten sonra bunu çevireceğiz. Yani biz bunu masamızda bu tabakta pişiriyoruz. İşin aslında özeti bu. Kendi zevkinize göre pişiriyorsunuz. Bu ısınan tabakların sıcaklığı 20 dakika kendini koruyormuş arkadaşlar. 20 dakika sonra 80 dereceye kadar düşüyormuş sıcaklığı. Böyle ilginç bir konsept. Ben de bugün size bunu göstermek için buraya geldim. İki çeşit sipariş vererek her ikisinin de tadına bir bakacağım. Biraz daha pişsin bakalım bunlar. Şimdi arkadaşlar pilava geldik. Burada etler pişmeye başladıktan sonra pilavla karıştıracağız. Bunların tabakları bu şekilde. Özel bir tabak. Hala pişme işlemi devam ediyor. Şimdi tekrar bir kontrol ediyoruz. Evet, biraz daha pişmesi lazım diğer tarafın. Burada pilavın içerisinde tereyağı var arkadaşlar. O da eridi, dağıldı. Şimdi bu tabaktaki etlerimiz bayağı bir pişti. Artık pilavla karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Karıştırıyoruz bildiğimiz. Artık etli pilava dönüşecek bu yemek. Burada bifteğimiz de bir güzel kızardı, pişti. Ben şöyle bunu kesip bir tadına bakayım.
Yoğun bir sarımsak aroması aldım. Et pişmiş, ilginç. Tabii biraz ince. İnce olduğu için pişmiştir. Mutlaka bu et önceden marine edilmiştir büyük ihtimalle. Ya da dinlendirilmiş et. İlginç bir konsept. Bakın sarımsaklar burada. Bildiğimiz döküm tavada antrikot gibi bir şey arkadaşlar. Et ama o kadar yağlı ve lezzetli değil. Biraz kuru. Fakat sarımsakla yapılan o karışım biraz lezzetlendirmiş. Ama çok aşırı da lezzetli değil. Şu gördüğünüz bitkiler soya filizi. Bu şekilde servis ediliyor. Bir de soya filizinin tadına bakalım. Çıtır çıtır. Mısır, bildiğimiz mısır. Bu bölgede olduğu gibi yine kasede pilav geldi. Ekmek niyetine. Ben şu pilavı şöyle bir suyuyla bir karıştırayım. Etten çok fazla bir tat alamadım. Ama konsept çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, şimdi diğer tabağıma geçiyorum. Bir de onun tadına bakayım. Şimdi arkadaşlar, biraz önce garson bunu getirdiği zaman şu sosları da getirdi ve anlattı. Bu fıstık sosuymuş. Bilmiyorum. Şöyle bir köşesine döküp tadına bakacağım. Bu da soya sosu. Bunu önce bir karıştıralım. Çünkü dibine çökmüş. Şuraya da soya sosunu dökelim. Burada karabiber ve tuz da var. Şimdi önce şu etinden bir alıp daha sonra pilav yiyeceğim. Bundaki etler bizim yaprak döner gibiydi. Çiğ olarak gelen. İşin gerçeği bu et mükemmel. Diğer ete göre çok daha güzel, çok daha lezzetli. Artık bura hayvanın neresinden kullandılar bilmiyorum ve biraz daha yağlı. Yağlı olduğu için kesinlikle daha lezzetli. Aslında tabak olarak, fiyat olarak bu daha ucuz bir tabak. Ama lezzet olarak bu et öbüründen çok daha lezzetli. Ben buraya bir daha gelsem bunu yerim. Bir daha alıyorum. Bu sefer pilavla. Bu Uzak Doğu'nun sosları mükemmel. İki sos kullandım. Burada ikisinde ayrı bir aroması var. Ve ikisi de birbirinden güzel. Ve soslarla zaten bu yemekler lezzetleniyor. Yoksa ilk geldiği hallerinde çok sadeler. Siz istediğiniz kadar, istediğiniz sosu kullanarak yemekleri de kendi zevkinize göre daha da lezzetlendirebilirsiniz. Bu etleri yiyince var ya memleketi hatırladım. Bayağı benziyor bizim damak tadımız arkadaşlar. Burada görüntüsü çok güzel. Bir Portekiz atıştırmalığı var. Dikkatimi çekti. Dışı hamur, içi böyle kremamsı bir şey, fırınlanmış herhalde. Bunun da bir tanesini alıp tadına bir bakayım. Burada alışveriş merkezinde açıkta küçük bir tezgah olarak çalışıyor burası. Tane fiyatı 25 bin rupya. Aşağı yukarı 9 liraya geliyor. Şöyle ben bir tanesinin bir tadına bakacağım. Vallahi güzel bir şey arkadaşlar ya. Dışının hamuru baklava hamuru gibi çıtır çıtır. Bir yerlerde bulup denk gelirseniz alın, bir atıştırın, tadına bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, alışveriş merkezinde bakın böyle bir sokak yemeği tezgahı da var. Burada bir hayli çeşitli yiyecek alternatifleri var. Küçük küçük. Hmm.
Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel tabaklar. Adam altınların içinde yüzüyor. Gerçek mi bu ya? Kıpırdadı. Korktum. Merhaba. Merhaba arkadaş. Beachwalk alışveriş merkezinde Pepper Lunch'ta yemeğimizi yedik. Farklı bir şeydi. Farklı bir sunum ve pişirme tekniğiydi. Çok hoşuma gitti. Ben de bir gün bunu evde kendim deneyeceğim. Belki videosunu çeker, size de gösteririm. Ve böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tabii ki beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olup destek olmayı unutmayın. Sizlerin desteği önemli benim için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Endonezya'nın Bali Adası'ndan, Kuta'dan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar.